Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Hepinize hayırlı günler. Geçtiğimiz yıl yeniden Türkiye'ye dönen ve uygun fiyatlı SUV'leriyle tam 40 bin adetlik satış adedine ulaşan Chery markası gözünü iyice karartmış durumda. Marka hali hazırda Çin'in dünyaya en çok araç satan markası ve bu konumunu iyice genişletip çok daha ileri seviyelere çıkartmak istiyor. Bunun için de çok ilgi çekici ve oldukça uygun fiyatlı yepyeni modeller üretip piyasaya çıkartıyor. İşte onlardan bir tanesi ve belki de en çok ilgi çekici olanı Chery Icar 03. Aracın nasıl bir araç olduğunu anlatacağım ama burada sizden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanala abone değilseniz lütfen abone olun da artık 100 bin abonenin sınırına dayandık. Şu 100 bin aboneyi tez zamanda geçelim. Vallahi vereceğiniz destek için şimdiden hepinize sonsuz teşekkür ederim. Hadi gelin yeniden Chery Icar 03'e geri dönelim. Normalde sonda söylerim ama bu kez en başta aracın fiyatını vereceğim sizlere. Arkadaşlar bu araç Çin'de satışa çıktı ve fiyatı da sadece 15 bin dolar. Üst paketlere çıktığınızda ise maksimum 20 bin doları bile bulmuyor. Yani TL olarak bakacak olursak olaya bu araç full haliyle 600 bin liralık bir fiyattan satılıyor. Peki neler sunuyor bu araç? Hadi gelin hep birlikte bakalım. Birincisi bu araç tamamen alüminyum bir şasiye sahip çok çok hafif bir araç. Tabii ki kendi segmentindeki elektrikli rakiplerine göre. Uzunluk olarak 4406 milimetrelik uzunluğu var. 1910 milimetrelik genişliğe sahip. 1715 milimetre de yüksekliği var. Yani günümüz şartlarında C-SUV diyebileceğimiz ölçülerde bir araç. Aksarılığı ise tam 2715 milimetre. Tasarım olarak çok köşeli bir yapıya sahip arkadaşlar bu araç. Bu da onu tam bir arazi canavarı gibi gösteriyor. Yani araca bakınca insan gerçekten bir etkileniyor bu duruştan. Ben çok beğendim bu aracın tasarımını. Sizler de lütfen yorumlara yazın. Sizce araç nasıl görünüyor? Aslında sadece ben de değilim sanırım bu aracın tasarımını beğenen. Birçok insan tarafından beğenildiği kesin. Çünkü marka o kadar iddialı ki bu araçtan her ay tam 10.000 tane satmayı hedeflemiş durumda. Çok dehşet bir rakam. Aracın ismi Icar ya arkadaşlar. Marka bu İ harfini aracın hem logosuna hem de farlarına yerleştirmiş durumda. Farlar yandığında herkes İ harfini görsün diye çok güzel bir görsellik katmışlar araca. Benim son nesil otomobillerde en sevdiğim tasarımsal özellik olan çift renk seçeneği bu araçta da mevcut ve ben bayılıyorum buna. Aynalar dahil aracın yarıdan üstü siyah olarak satın alınabiliyor. Bir de gizli kapı kolları da bu araçta var ki o da benim çok çok hoşuma giden bir detay. Jantlar alt pakette 18, üst pakette 19 inç olarak satın alınabiliyor. Full LED far teknolojisine sahip bir araç bu araç ve LED stop da İ harfi şeklinde tasarlanmış durumda. Bir de enteresan ama bagaj kapağının dışında sanki bir sırt çantası misali ekstra bölüm daha var. Ve burası da ekstra bir saklama alanı olarak kullanılıyor. Yani orası görsel değil. Sadece süs değil. Aracın iç kısmı da oldukça etkileyici. Renkli tasarımı, şekilli direksiyonu, dijital kadranları, havalandırma çıkışları hatta kapı içi tutma kolları bence çok güzel görünüyor. Bir de tabii ortadaki 15.6 inçlik o kocaman ekran var ki işte o muazzam. Neden böyle diyorum? Çünkü bu orta ekranda bizim kaliteli cep telefonlarından bildiğimiz Qualcomm Snapdragon işletim sistemi var. Yani ekran kocaman ve çok kullanışlı bir ekran. Rakiplerine göre de çok daha işlevsel ve çok daha hızlı bir ekran. Araçta teknolojik anlamda sanırım herhangi bir eksiklik bulunmuyor. Şu yok diyebileceğim bir özellik ben görmedim. Yok yok ve hepsi dahil yine de oldukça uygun fiyattan satılıyor bu araç. Hem 4x2 hem de 4x4 seçenekleri var arkadaşlar bu araçta. Bizi en çok ilgilendiren doğal olarak daha ucuz ve beygir olarak da %10'luk ÖTV'de kalmasını sağlayacak olan 4x2 versiyonlar. Burada iki seçenek var batarya paketi olarak ama motor gücü ikisinde de aynı. 135 kW'lık yani yaklaşık 185 beygirlik bir elektrikli motoru var. Bu aracın 50 kW saatlik batarya paketiyle 401 km'lik menzil sunuyor karma tüketimde. Bir de yine 4x2 olarak yine 184 beygirlik 500 km menzil sunan biraz daha büyük bir batarya paketi var. Onda da 66 kW saate çıkıyor bataryanın boyutu. Bu versiyonlarda tek elektrikli motor var arkadaşlar. O da ön tekerleklere güç veriyor. Yani önden çekişli. Bir de 4x4'ü var bu aracın. O bizi çok ilgilendirmiyor ama onu da söyleyeyim. Ön tekerleklere güç veren 185 beygirlik motora ek bir de arka tekerleklere güç veren aynı beygir gücünde 180-185 beygirlik ikinci motor daha ekleniyor araca. Araç 4x4 oluyor. Orada da batarya 70 kWh çıkıyor ama menzil yine maksimum 500 km'de kalıyor. Neden batarya büyümesine rağmen aracın menzili artmıyor derseniz de cevabı çok basit. Sonuçta ekstra motor ve ağırlık geliyor araca. Doğal olarak araç yine aynı menzili sunuyor. Sürüş modları konusunda Icar 03 çok zengin bir araç. Eco, Comfort, Sport, Custom, kar, çamur, kum, çakıl gibi her türlü arazi ve yol şartlarına uyum sağlayacak sürüş modları var araçta. Ha bir de unutmadan sesle kontrol sistemi araçta mevcut ve bu sayede sürüş modlarını bile konuşarak değiştirebiliyorsunuz. Adamlar gerçekten çok heybetli ve güzel bir araç yapmışlar. Ve bu aracı da gerçekten arazide kullanabilsin insanlar diye
çok güzel özelliklerle donatmışlar. Mesela bu araçta yerden yükseklik tam 20 santimetre. Bu değerlerin yanına yaklaşabilen bir C segment SUV var mı derseniz yanlışım olmasın ama belki Dacia Duster hemen hemen bu değerlerdedir. Onun haricinde B, C ve D SUV'lerden buna yaklaşan bir araç ben bilmiyorum, hatırlamıyorum. Siz hatırlıyorsanız yorumlara yazın. Chery Car 03'ün derin sulardan geçme eşiği de 60 santimetre olarak verilmiş. Çok iddialı bir rakam. Şahsen ben bu araç benim altımda olsa bile o derinlikte bir suya girmeye korkarım. Araçta önde MacPherson, arkadaşsa çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon sistemi var. Ve bu da aslında çok da şaşırılacak bir durum değil. Yani böyle bir araçta torsiyon çubuğu olması beklenemez herhalde. Ama burada etkileyici bir durum var. O da ne derseniz arkadaki H kollu bağımsız süspansiyon sisteminin tamamının alüminyumdan oluşması. Bu sayede hem daha hafif hem de arazide oluşabilecek şok dalgalarına karşı çok daha dayanıklı bir hale getirilmesi. Ya bu müthiş bir şey ya. Bu alüminyum işi yani inşallah diğer araçlara da gelir. Çünkü araçlar artık elektrikli oldukları için 2-2,5 tonlara çıkmaya başladılar. Bataryanın ağırlığından dolayı bu alüminyum ağırlığı bayağı bir aşağı çeker. Bu araç gerçekten güzel bir araç. Türkiye'ye Çin'den gelen elektrikli araçlara uygulanan yasa kalkınca bence Chery markası tüm elektrikli araçlarını buraya getirecektir ki onların içerisinde en ilgi çekici olacak olanı sanırım bu yeni iCar 03 olacaktır. Bu araçla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi sizler yazın yorumlara. Chery iCar 03'ü beğendiniz mi beğenmediniz mi? Türkiye'ye gelse almak ister misiniz uygun fiyata satılacak olan 4x2 versiyonlarını? Videoyu burada noktalıyorum arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. İstanbul Pendik'te yer alan Akın Oto, Hyundai, Kia, Honda, Toyota marka otomobillerde bir numaralı otomobil tamircisidir. Haberiniz olsun. İstanbul Beylikdüzü'nde 4K Detailing, 4K Motors, seramik kaplama, PPF kaplama, pasta cila, detaylı iç temizlik gibi inanılmaz güzel şeyleri harika fiyatlara yapıyorlar. Üzerine bir de Bayyeşil Bağ abonelerine ekstra indirim tanıyorlar. Aracınızı güzelleştirmek adına aradığınız ne varsa hepsi Celali Tuning'de mevcut arkadaşlar. Ve Celali Tuning Bayyeşil Bağ abonelerine özel %10 ekstra indirim veriyor arkadaşlar.